History is written by the victor. ...1996 yılında Price, Yüzbaşı Macmillan'ın komutasındaki 22. SAS alayında keskin nişancı olarak görev yapan bir teğmendi. İkisi gizli bir operasyon için Pripyat, Ukrayna'ya gönderildi. Operasyonun amacı silah tüccarı İmran Zakayev'e suikast düzenlemekti. Price, Zakayev'i 50 kalibrelik bir keskin nişancı tüfeğiyle vurduğunda onu öldürdüğünü düşünse de Zakayev sol kolunu kaybetmişti ve buna rağmen hayatta kalmıştı. İkili Zakayev'in adamları tarafından saldırıya uğrayınca çıkan çatışmada Macmillan bir helikopterin düşmesi sonucu yaralandı. Price Macmillan'ı tahliye noktasına taşıdı ve aşırı milliyetçilere karşı uzun bir savunmadan sonra kurtarıldı. İlerleyen zamanlarda Price kaptan rütbesine yükseldi ve Bravo takımı olarak adlandırılan bir SAS ekibine liderlik etmeye başladı. Bu olaylar boyunca komutasındaki isimler arasında Gaz ve Çavuş John Soap McTavish vardı. Ayrıca Çavuş RM, Çavuş Barton, Çavuş Wolcraft ve Onbaşı Griffin gibi diğer üyeler de bulunuyordu. Price bu süre boyunca Bering Boğazı'ndan Rusya'ya, oradan Azerbaycan'a ve son olarak tekrar Rusya'ya kadar bir dizi görevi yönetmişti. Bravo takımı Bering Boğazı'ndaki nükleer bir cihaz taşıyan Estonya kargo gemisine baskın yapıyordu. Price, konteynerda Arapça yazılar ve yere serilmiş Orta Doğu bayrağı gördüğünde şaşkına dönmüştü. Konteynerin çıkartılması için helikoptere sinyal verdiği sırada gemiye savaş uçakları tarafından ateş açılmıştı. Daha sonra gemi batmaya başladığında kaçmak zorunda kaldılar. Helikoptere ulaştıklarında Soap neredeyse kayıp düşecekken Price onu son anda yakaladı ve hayatını kurtardı. Nikolay'ı kurtarmak için Rusya'ya giden ekip, burada Kamarov ile çalışarak tehlikeye düşen muhbirleri Nikolay'ı kurtarmaya çalışıyordu. Kamarov köyü aşırı milliyetçilerden geri almak için SAS ekibini oyalıyor ve sürekli geciktiriyordu. Ancak sabrı tükenen Gaz, Kamarov'u tehdit etmesi sonucu muhbirin yerine açıklamıştı. Price, Gaz ve Soap daha sonra Nikolay'ın rehin tutulduğu eve baskın yaptılar. İçeri girdiklerinde Gaz elektriği kestiğinde ev karanlığa gömüldü ve ekip İçerideki aşırı milliyetçileri ortadan kaldırdıktan sonra Nikolay'ı alıp çıktılar. Price, Soap ve Gaz ile birlikte Nikolay'ı bir helikopterle tahliye ederken helikopter düşman füzesi tarafından vurulmuştu. Tahliye noktasına savaşarak ilerlemek zorunda kalan ekip yolda yaşlı bir çiftçinin hayatını kurtarmıştı. Nikolay'dan istihbarat aldıktan sonra Price, Azerbaycan'a gitmesi için ekibi yönlendirdi. El Esad, başkentinde gizlediği nükleer bir cihazı Vladimir Makarov'un emriyle patlattı ve on binlerce ABD deniz piyadesi hayatını kaybetti. Ekip El Esad'ın peşine düştü ve uzun bir kovalamacının ardından onu kaldığı güvenli evinde köşeye sıkıştırdılar. Price, istihbarat almak için ona işkence ediyordu. Price, İmran Zakayev'in hala hayatta olduğunu öğrendiğinde El Esad'ın hayatına son verdi. 8 saat sonra ekip Grix liderliğindeki Force Recon deniz piyadeleri birimi tarafından tahliye edilmişti. Aşırı milliyetçilerden kaçtıktan sonra Price ekibi Zakayev'i yakalamak için yönlendirdi. Price, Soap'a Viktor Zakayev'in silahını alıp ellerini bağlamasını söylediğinde Viktor Zakayev kafasına sıkarak intihar etmişti. Viktor Zakayev'in ölümü İmran Zakayev'i derinden etkilemişti ve ABD'ye füze saldırısı tehdidinde bulunuyordu. Sonunda füzeleri fırlatmıştı. Nükleer başlıkları devre dışı bırakan SAS ve deniz piyadeleri tesis içinde savaşıyorlardı. Price ve ekibi tesisin içine girip kontrol merkezine ulaştığında Soap füze iptal kodlarını yükledi ve nükleer başlıkları Atlantik üzerinde kendiliğinden patlatarak ABD'nin doğu kıyısını nükleer felaketten kurtardı. Füzeleri devre dışı bıraktıktan sonra Price, Soap, Gaz ve Grix tahliye olmak için kaçarken Zakayev'in adamları tarafından kovalanmaya başlamıştı. Ancak bir düşman helikopteri köprüye saldırması sonucu Price ve diğerlerine ciddi şekilde zarar verdi. Grix ve Gaz hayatlarını kaybetmişti. Ancak Price tabancasını Soap'a doğru attığında Soap, Zakayev ve korumalarının işini bitirdi.
Yaşanan olaylardan sonra aldıkları yaraların iyileşmesinin ardından hem Price hem de Soap, General Shepard'ın seçkin birimi olan Task Force 141'e atanmışlardı. Alayın saha komutanı olarak görev yapan Price, yeni birliğini Vladimir Makarov'u yakalama amacıyla sayısız gizli operasyona yönlendirdi. Bu sırada Makarov, Zakayev'in hayatını kaybetmesinin ardından aşırı milliyetçilerin yeni lideri olmuştu. 8 Ekim 2013'te Price, Makarov'un bulunduğuna inanılan Ukrayna'daki bir aşırı milliyetçi üssüne düzenlenecek olan Kingfish adlı operasyonun başındaydı. Bu operasyon Task Force 141 ve Delta Force ortaklığında ilerliyordu. Price bu baskını Soap, Tayman Simon Ghost Riley, Çavuş Gary Roach, Sanderson ve Delta Force mensupları ile birlikte gerçekleştirecekti. Ancak baskında işler ters gitti ve saldırı aşırı milliyetçi askerleri tarafından savunmayla karşılandı. Takım bu helikopter aracılığıyla kaçmayı başarmıştı. Ancak Price takımın kaçışını kolaylaştırmak için geride kaldı ve Gulag'a götürüldü. Burada mahkum 627 olarak isimlendirildi. Price'ın esaretinin ardından 3 yıl geçmişti. Price, Rusya'nın Petropavlovsk şehrinin doğusundaki bir gulagda hapsediliyordu. Price, 2016 yılında onu kurtarmak için saldırı düzenleyen Task Force 141 tarafından kurtarıldı. Bulunduğunda yanlışlıkla 141 üyesi olan Çavuş Gary Roach Sanderson'a saldırdı ve bir AK-47 ile ona nişan aldı. Ancak Kaptan McTavish'i tanıdıktan sonra vazgeçti ve göreve birlikte devam ettiler. McTavish, Zakayev'i ortadan kaldırmak için kullandığı M1911 tabancayı Price'a geri verdiğinde "Bu sizin efendim," dedi. Bu ilk oyunun sonu bir göndermedir. Gulag'dan kurtarılmasının ardından Price, Task Force 141'e tekrar katıldı ve kaptan olarak görevine geri döndü. Yeniden göreve alındıktan sonra Price, Vladimir Makarov'u yakalama girişimine yardım ediyordu. Ancak General Shepard, Makarov'un yakalanması görevinin öncelikleri olmasını istemiyordu. Ona göre Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden savaş Makarov'dan daha önemliydi. Rus deniz üssüne düzenlenen baskında uzman olarak hareket ediyordu. Başlangıçta bir denizaltıyı yok etmek gibi görünse de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısında elektromanyetik darbe kullanmak amacıyla bir nükleer füze fırlatmıştı. Fırlatılan füze birçok ABD ordusunun hayatını kurtarmıştı. Ancak Washington Savaşı sırasında kullanılan tüm elektrikli ekipmanın yok olmasına sebep olmuştu. Task Force 141, Makarov'un saklanmış olabileceği iki yere yönlendirildi. Gürcistan-Rusya sınırındaki güvenli ev ve Güneybatı Afganistan'daki uçak mezarlığında yapılan silah anlaşması. Birim ikiye bölündü. Ghost, Roach ve Task Force'un büyük bir kısmı güvenli eve, Price ve Soap silah anlaşmasını araştırmaya gitmişti. Ancak her iki birimde Shepard'ın adamları tarafından saldırıya uğradı. Price, Ghost ve Roach'u Shepard hakkında uyarmaya çalışmıştı. Ancak çok geç kalmıştı. Soap şaşkın ve öfkeli olsa da Price ona baştan beri Shepard'a güvenmediğini söyledi. İntikam düşüncesiyle Price, Shepard'ın konumunu öğrenmek için Makarov'a başvurdu. "Düşmanımın düşmanı dostumdur" ilkesini benimsemişti. Makarov, isteksizce Shepard'ın Afganistan'daki Site Hotel Bravo adlı gizli dağ üssünü kullandığını söyledikten sonra "Sizi cehennemde göreceğim," dedi. Price buna karşılık "Bekliyorum. Eğer önce varırsan Zakayev'e selam söyle," diye cevap verdi. Price ve Soap, şoförleri Rook'un yardımıyla Nikolay'ın desteğiyle mezarlıktan ayrıldılar. Ancak Rook, Shadow Company birlikleri tarafından hayatını kaybetti. General Shepard'ın ihaneti karşısında intikamını almak için Nikolay tarafından Site Hotel Bravo'ya bırakıldılar ve üste sessizce sızdılar. Daha sonra Site Hotel Bravo'nun mağara sistemi boyunca Shadow Company birlikleriyle savaştılar ve Shepard üssü tamamen imha etme emri verdi. Ardından bedeli ne olursa olsun ikiliyi yok etmeyi amaçlayan yakın hava saldırısını emretti. Soap ve Price hayatta kaldı ve Shepard'ı nehir boyunca bot ile takip etti. Shepard bir helikopterle kaçmayı planlıyordu. Ancak Price onu vurmayı başarmıştı. İkisinin de bulunduğu bot şelaleden aşağı düştüğünde Soap ve Price ayrı noktalarda kendilerine gelmişti. Soap bıçağıyla Shepard'ı öldürmeye çalışmıştı. Ancak Shepard Soap'un saldırısını önledi ve onu kendi bıçağıyla bıçakladı. Shepard Magnum'uyla Soap'u infaz etmek üzereyken Price Shepard'a saldırdı ve uzun bir yumruk yumruğa dövüşüne girdiler. Shepard Price'a üstün gelmişti ve neredeyse onun hayatına son verecekti. Ancak Soap göğsündeki bıçağı çıkardı ve Shepard'ın sol gözüne saplayınca Shepard hayata gözlerini yumdu. Price uyandı ve mümkün olduğunca Soap'un yaralarını sarmaya çalıştı. İkisi de daha sonra Nikolay tarafından
tahliye edildi. Yaşanan olayın ardından ikili Task Force 141'den terhis edildi ve savaş suçlusu ilan edildi. Shepard'ın işi bittikten sonra Soap'un Hindistan'daki güvenli eve giderken kan kaybından neredeyse sonu geliyordu. Dahası Makarov'un adamlarının büyük bir kısmı ekibin klanlarını yok etmek için saldırıyordu. Price, Nikolai ve yeni müttefikleri Yuri'nin müdahalesi olmasaydı Soap hayatta kalamayacaktı. Harap olan güvenli evden kaçtıktan sonra sokaklarda savaştılar ve Nikolai tarafından tahliye edildiler. 2 ay sonra Soap iyileşmişti. Price, Soap ve Yuri'yi Makarov'u takip etmeleri için Sierra Leone ve Somali'de görevlendirdi. Sierra Leone'ye vardıklarında grup Yuri'nin Makarov'un silah sevkiyatlarıyla ilgili şüphelerini değerlendirip Makarov'un adamlarının yakın zamanda aldığı kargoların Avrupa'nın tüm başkentlerine gönderilen kimyasal silahlar olduğunu öğrendiler. Bu kimyasal silahların kıtayı istila etmek üzere Rus ordusunun yolunu açmak amacıyla önceden bir saldırı olarak kullanılacağını anlamışlardı. Price gizlice Londra'ya bir mesaj göndererek eski komutanı Macmillan'ı kimyasal silahlar hakkında uyardı. Ancak mesaj geç ulaşmıştı. Kimyasal saldırı dalgasının hemen ardından Price, Macmillan'ı yardım etmesi için ikna etmişti. Macmillan ekibe Somali'deki Warabi adlı bir yerel savaş ağasına gitmelerini söyledi. Bu istihbarat, aşırı milliyetçilerin Avrupa'ya saldırısı sırasında ABD ordusunun Delta Force ve Team Metal ekibinin Makarov'un bomba uzmanı Volk'u ele geçirmesini sağladı. Metal takımından elde edilen istihbarat, Price, Soap ve Yuri'yi Prag, Çek Cumhuriyeti'nde Makarov'un bulunduğu yere yönlendirmişti. Kamarov'un yardımıyla Price, Soap ve Yuri, yerel Çek direnişinin dikkatini dağıtarak Hotel Lustig'deki görevlerine ulaşmak için avantaj elde ettiler. Price, Hotel Lustig'e sızacak, Soap ve Yuri ise keskin nişancı tüfekleriyle koruma sağlayacaktı. Ancak Makarov suikast girişiminden haberdar oldu ve Soap ve Yuri'nin bulunduğu kiliseye yerleştirilen bomba patlattı. Price, Yuri ve Soap'un yanına koştu. Soap'u güvenli bir bölgeye taşırken Yuri koruma ateşi sağlıyordu. Price, Soap'un kanamasını engellemeye çalışırken bir sağlık görevlisine bağırdı ancak Soap yaralarına dayanamıyordu ve önce Makarov'un Yuri'yi tanıdığını itiraf etti. Daha sonra hayatını kaybetti. Üzgün bir şekilde Price, öfke ve çaresizlik içinde bağırarak "Üzgünüm" dedi. Ve Soap'un Zakiev'i öldürdüğü tabancayı cesedinin yanına bırakarak Yuri ile birlikte kaçmak zorunda kaldı. Merdivenlerden kaçarken Price ihanete uğramış gibi hissederek Yuri'ye saldırdı. Onu merdivenlerden aşağı itti ve silahla tehdit ederek Makarov'la olan ilişkisini sordu. Yuri bir zamanlar aşırı milliyetçi üyesi ve Makarov'un sağ kolu olduğunu itiraf etti. Price, Zakiev'i yakalama görevinde başarısız olduğunda Yuri Chernobyl'deydi ve Zakiev'in hayatını Makarov'la beraber kurtardı. Bunun karşılığında çabaları için ödüllendirildiler ve birlikte aşırı milliyetçi sıralarında yükselmişlerdi. Ayrıca Makarov'un 5 yıl önce 30 bin denizciyi ve birçok kişinin hayatını kaybettiği nükleeri patlatmasına tanıklık etmişti. Ancak bu olay Yuri'nin Makarov'un artan vahşeti karşısındaki rahatsızlığını arttırmıştı ve aşırı milliyetçilerin amaçlarından hayal kırıklığına uğramasına sebep olmuştu. Birkaç ay önce Yuri, Zakiev Uluslararası Havalimanı'ndaki katliamı durdurmaya çalışmıştı. Ancak Makarov katliamdan önce Yuri'yi vurdu ve onu son yolculuğuna terk etti. Fakat Yuri'ye sağlık görevlileri tarafından müdahale edilmişti. İyileştikten sonra hatalarını telafi etmek ve Makarov'dan intikam almak için sadıklara katıldı. Price, Yuri'nin hikayesine tam anlamıyla inanmamış olsa da Karlstein Kalesi'ne sızma sırasında işbirliklerine devam etmekten başka bir seçeneği olmadığını biliyordu. Yuri Price'a Prag'da bir kalede bulunan potansiyel bir karargahın konumunu vermişti. Ancak sızma sırasında Berlin, Almanya'da Rus Başkanı Boris Vorshevski'nin kızı Alena Vorshevski'nin bulunduğu istihbaratını aldılar. İkili üssün imhasından hemen sonra bu bilgileri metal takımına iletmişti. Metal takımının çabalarına rağmen Alena kaçırıldı ve Doğu Sibirya'daki bir elmas madenine götürüldü. Bu maden Makarov'un ana üslerinden biri olarak hizmet vermekteydi. Price ve Yuri, Vorshevski'leri kurtarılması için metal takımı ile ortak bir operasyon yaptılar. Vorshevski'leri başarıyla kurtarmışlardı. Ancak maden çöktü ve metal takımı ile Makarov'un adamları hayatını kaybetti. Yuri ise kaçışları sırasında ağır yaralanmıştı. Vorshevski'yi Moskova'ya geri götürürken Price ona durumlarını ve katliamı yapan kişinin gerçekte kim olduğunu ve olayın tanığı olarak Yuri olduğunu söyledi. Açıklamasından ikna olan Vorshevski, Makarov'u arama konusunda Task Force 141'e yardım etmeyi ve
Shepard'ın birkaç ay önceki eylemleri nedeniyle lekelenen isimlerini temizleyeceğine söz verdi. Wachowski, Avrupa'ya karşı tüm saldırgan hareketlerin durdurulmasını emretti ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve NATO arasındaki barış görüşmelerini yeniden başlattı. Price ve Yuri'nin eylemleri barış sürecini kurtarmıştı. 3. Dünya Savaşı'nın sonuydu. Wachowski'leri kurtardıkları için Task Force 141 artık reddedilmiş değildi ve Makarov'u açıkça takip etme yetisine sahipti. Savaşın sonunda Task Force 141 sonunda itibarını temizlemişti ve Price'ın rütbesi tekrar tanınmıştı. Price, Makarov'a karşı olan intikam isteğini asla unutmamıştı. Sonuçta Makarov, Soap'un hayatını kaybetmesinden, Sibirya'daki metal takımının yok olmasından ve en önemlisi savaşı başlatan Shepard ile birlikte her şeyden sorumluydu. Makarov'un bulunduğu yer hakkında bilgi toplamanın aylarca sürmesinin ardından, çatışmanın sona ermesiyle Arabistan Yarımadası'ndaki Hotel Oasis'e sığınmaya çalıştığı tespit edilmişti. Nikolay'ın yardımıyla Price ve Yuri otele bir saldırı başlattılar. Karşılarına çıkan birçok paralı askeri yok ettiler. Ağır zırhlarıyla oteli basmışlardı. Daha sonra vurdukları helikopterin çarpması sonucu asansör alev aldı. Zırhlarını çıkartıp başka bir asansörle en üst kata ulaştılar. Price, Makarov'un helikopterine tutunmayı başarmıştı. Bu sırada pilotları yok etti ve helikopteri otelin çatısına düşürdü. Price ve Makarov çatıdaki bir Desert Eagle'a ulaşmaya çalışıyor. Price silaha ulaşsa da Makarov onun elinden silahı kaparak onu ayakları altına almıştı. Price'ı infaz edecekken Yuri yardıma gelmişti. Ancak Makarov eski dostunu omuzlarından iki kez ve kafasından bir kez vurarak Yuri'nin hayatına son verdi. Başka bir arkadaşının kaybının öfkesiyle yanıp tutuşan Price, öfkeli ve merhametsizce Makarov'u dövmeye başladı. Çelik bir kabloyu Makarov'un boynuna doladı ve Makarov'u cam çatıya çarparak camın kırılmasını sağlamıştı. Bunun sonucunda ikisi de aşağı düştü ve Price zemine düştüğü için hayatta kalmıştı. Makarov ise tavana asılı kalarak hayatını kaybetti. Nihayet Makarov'un dehşetini durdurduğunda Price, zaferin tadını çıkarmak için Makarov'un cansız bedenini asılı halde izlerken son bir pro yaktı.